Orange Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından gözaltına alınan İsmail'le İlçe Yürütme Kurulu Başkanı İcra Temsilcisi Meherem Ahmetov görevinden alındı. Baş yönetici Cinayet Bagırov'un emriyle Meherem Ahmetov görevini kötü çalışması sebebiyle işten çıkarıldı. Henüz onun yerine geçecek bir yetkili bulunmamaktadır. Bölgenin Mijen köyündeki Meherem Ahmetov'un evi incelendi. Çeşitli kişilere ait plastik banka kartları bulundu. Yakın akrabalarına resmi olarak kaydedilmesiyle çeşitli plastik banka kartları aldığı belirlendi. 2020'de yasa dışı olarak kötüye kullanılan fonlar 12.400 manat değerindedir. Ahmetov düşük gelirli ailelere devlet tarafından sağlanan yiyecek armağanlarını kötüye kullandı. Binagadi Bölge Mahkemesi'nin kararına göre Meherem Ahmetov 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. DTK tarafından tutulan Bakü Ana Kültür Daire Başkanı Celil Malikov tarihlerden görevine başladı. 8 Mayıs'ta Kültür Bakanlığı'nda Devlet Güvenlik Teşkilatı operasyonu sırasında gözaltına alındığı iddia edilen Bakü Ana Kültür Daire Başkanı Celil Malikov görevine tekrardan başladı. Bakü şehri hükümet yöneticisi Bakü sakinlerinin 16 Mayıs sabahından itibaren sokaklara çıkmamaları konusunda uyardı. Bakü şehri hükümet yöneticisi yaptığı açıklamada 16 Mayıs sabahından itibaren şehir merkezine ve yerleşim yerlerinde yaklaşık 300 ana caddelerin özel kimyasallarla dezenfekte edileceğini belirtti. Hükümet yöneticisi maddelerin bilinen toksitesi dikkate alınarak Bakü sakinlerinden kesinlikle gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda da uyarıda bulundu. Azeri ilaç markaları neft dünya pazarında daha ucuz hale geldi. Şöyle ki Azerbaycan petrolünde %0,6 düşüş yaşandı. Azeri ilaç markaları neft dünya pazarında daha ucuz hale geldi. Azerbaycan petrolünün fiyatı 0,19 dolar veya %0,6 düşüşle varil başına 31,01 dolara düştü. 4 Mayıs'tan itibaren yetkili servislerden izin için sadece 3 saat verilmekteydi. Ana Kamu Güvenliği İdare Başkan Yardımcısı Aziz Bakşev zaman sınırı hakkında şikayet eden vatandaşlara çıkış yolunu gösterdi. 4 Mayıs'tan itibaren yetkili servislerden izin için sadece 3 saat verilmekteydi. Ana Kamu Güvenliği İdare Başkan Yardımcısı Aziz Bakşev zaman sınırı hakkında şikayet eden vatandaşlara çıkış yolunu gösterdi. Şöyle ki bu nedenle genel olarak berber dükkanına giden herkes hem erkekler hem de kadınlar 3 saat içinde yapabilmeleri için sırayla yazmalı ve aşamalı olarak çalışmalıdır. Gürcistan koronavirüs salgını sırasında Azerbaycan'da geçici olarak yaşayan 742 vatandaşına yardım sağladı. Gürcistan, Azerbaycan Büyükelçiliği 712 vatandaşa ve Gence Başkonsolluğu 30 vatandaşa destek verdi. Bu desteğin içeriği ise konaklama, yiyecek, tıbbi malzemeler ve çevrim içi danışmanlık hizmetleri içermektedir. Hatırlatalım ki virüs döneminde Gürcistan yurt dışında olan 20.302 vatandaşına yardım sağladı. 11.046 vatandaşını ise tahliye etti. Ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.